Kızını kim öptü? Bayağı bir şey film bu yani. Ya, her şey var filmin içinde. Hocam ama kim? Fırıncının oğlu da vardır ya. Kızı he? Oğlu da vardır. Kızı geçelim şimdi öyle yani, yani futbola gelelim. Hocam şey. Yani ya abi değil. Ya bu ya da hep konuşup tavır ya. Hep aynı abi, abi yani hep aynı. Ya. Böyle filan. Yönetim giriyor bilmem ne. Ya habire yönetimden konuşuyor Fatih Hoca. Kendi yönetimine habire taca atıyor. Yönetim cevap vermiyor, versin. Ben olsam görevden alırım. Ya yönetim görevden alabilir mi? Alabilir mi? Fatih'i alabilir misin? İşte abi sıkıntı orada. Geçen sene bunu konuştuğumda onu söyledim size. Fatih'in buradaki olayı farklı. Yönetimlerle oynar, yönetimleri gönderir. Fatih Terim'in o gücü var ama Galatasaray çok zarar görür. Unutmayın. Hocam ben. Galatasaray'da Fatih yani Terim'in... Ama Galatasaray'da yani çok köklü geleneği olan bir Sergen de şimdi 30 bin kişiyle geldi ama onun da durumu enteresan. Tamam hocam, onu anlıyorum demek istediğiniz şeyi de. Şimdi Galatasaray özelinde örneğin. Galatasaray köklü bir camia, büyük ya, bir camia. Ender, yani bugün mevcut yönetim başka bir teknik direktör getiremez. Daha iyisini bulamaz. Gelecekler soru işareti. Bu kadar basit ya. Bir de şu anki ortamda Levent Allah abi. Allah aşkına yani değiştiremezler. Kriz var, yani göndersin kriz var. Alsın. Bunlar buradan söylemek çok kolay. Fatih Hoca neler yönettiğini Florida kimse bilmiyor bazı şeyleri. Yönetimle de oturup yönetimle bazı şeyleri yönetiyor. Yani de, arkada müthiş bir muhalefet var. Neler var Galatasaray'da, neler yaşanıyor biliyor musunuz? Mutlaka olacak. Tamam yani, kolay değil, bilmiyor mu? Fatih Terim Galatasaraylı ya. Galatasaray Kongresi Divan Üyesi. Galatasaray'ın yaşadığı sorunları, ekonomik sorunları bilmiyor mu? Niye böyle oluyor diye soruyor. Satamıyoruz hocam derken onu söylüyoruz. Yani çünkü bu sezon başından beri belanda gidecek dediler. Şimdi bazı şeyleri burada söyleyemez yönetim içerisinde ya. Bu belanda söylediklerinizi söyleyemiyoruz yani burada. Ama gönderemiyorsunuz. Söylemekle, eylemle söylem çok farklı şeyler. Göndermeyen yönetim mi Fatih Terim mi? Yönetim de istemiyor mesela Belanda'yı. Ama gönderiyoruz. Adam gitmiyor. Hangi futbolcu gönderecek? İlk 11'de oynuyor hocam. Yok. Al işte koyuyorsun, oynatıyorsun. Koyma. Oyuncun yok kenarda. Fatih Terim geçen sene Belanda'yı istediler. Yani Belhanda yerine Ocak Emre ayında. Kılınç oynasa. Tamam. Ocak ayında. Farklı bölgelerde ya, evet, diğer oyuncuları kullansa. Bana lazım dedi. Vermedi. Şey Fatih Terim vermiyor. Evet. Şimdi de göndermeye çalışıyorsun. Yöneticiyi suçluyor. Hayır, yönetim de vermeyen istemiyor. Fatih Terim. Bu bir ortak ya akıl. İstediler mi Belanda? İstediler. Değil mi? Göndermedi Fatih menajer Terim. Menajer de bunu biliyor. Son senesi diyor ki verin bonservisimizi gidelim diyor. Verin bonservisimizi elimize biz gidelim. Galatasaray buradan çırak çıksın yapıyor. Ben de söyledim bunu konuşurken yöneticilere. Üçe başa beşe bakmadan vereceksiniz Belanda'yı, gidecek. Bunu kabul ediyorsanız kurtulun. Kurtulmazsanız bu sizin içerisinde kangren olmaya devam edecek bu. 1250 önerdiler diye öyle bir haber. Hayır, bir de versene hemen verirler ya. Alırken verdiğimiz paralar sonra kulağımızı tırmalıyor abi. Edirne, çok büyük paralar veriyoruz. Sonra Edirne'den ileri sene de gidemiyorsun yani bu paraları verip. Hiçbiri de gitmiyorlar. Niye gitsin adam? Edirne'den ileri gidemiyorsun yani. Bu kadar büyük paralar veriyorsun. Bu kadar büyük oyuncular alıyorsun. Avrupa'ya gidemiyorsun. Edirne'den, hocam dün konuştuk işte. Edirne'den sınırdan ileri geçemiyorsun. Faroe Adaları geçti bizi ya. Faroe Adaları daha fazla puan topladı. Bir de Levent abi şimdi güzel bir özet yaptı, Galatasaray özeti. Şimdi Galatasaraylı işine gelmeyen insanlar ne der? Ya sen çok biliyorsun mesela. Ya güzel ya, arkadaşlar. Hayır bak, hayır içine. Başka bir şey söyleyeceğim Levent abi. Destekleyici. Bana konuşan insanlar Galatasaray benim kadar Levent takip abi etsinler. Not alsınlar ve görüşmeleri Levent yapsınlar. Ukaralık yapmasınlar Levent yani. Bir dakika dursun. Bu kadar basit. Seni destekleyici bir şey söyleyeceğim. Anlıyorum bir hocam. Dakika, evet, evet. Ben sana destekmiyorum. Abi Türkiye'nin en büyük sorunu bu ya. Siz var ya alışmışsınız 100 kere milli olsun, işte şu olsun, bu olsun. Futbolu oynamak farklı, futbolu yorumlamak farklı. Herkes futbolu oynamıyor, evet. Mühim olan ne biliyor musun kardeşim? Mühim olan şunu bir de düşünün. Ne söylüyor bu adam? Ne söylüyor? Kimi söylediği değil, ne söylediği önemli. Bir ona bakın. Yani hep böyle o eleştirilmez, bu eleştirilmez, bu yapılmaz, bu mu oldu, şu mu oldu, böyle mi oldu? Siz biraz daha kimin değil, ne söylediğine bakın. Esas yani fark yaratacak odur. Belki o kim söyleyen veya sizin hani dediğiniz işte o bu şöhretti vesaire, o söylediği lafların içinde doluluk yoktur. Bir tane gazeteci arkadaş bu işi çok iyi takip eden Levent abi, senin gibi. Veya diğer bizim kanal ve diğer kanalda kanaldaki bu işe kafa yoran ciddi gazeteciler, futbol tabii emekçileri var. Siz bakın ne söylediğine, kimi söylediğine değil. En büyük eksikliğimiz bizim futbol iklimimizde bu. Yani şimdi bana söylenenleri burada söylediğim zaman insanlar zannediyorlar ki transferi ben yapıyorum, bilmem ne yapıyorum. Ya dün konuştuğum adamla yani mesela 3 tane adam gelecek dedi pazartesi günü. Bunu söyleyen çok önemli bir adam Galatasaray içerisinde. Kim eski bunlar? Bir yönetici mi? Yani kim? Yönetime yakın mıyız? Kim bu? Bunu söyleyemiyorsun.
Oo, hemen bir site alıyor, paylaşıyor. Şunu yaptım, bunu yaptım. Üç adam falan geliyor. Nereden geliyor? Sinirlenme. Ben, rahat ol. Levent abi kızardı yine, sakin. Vallahi ciddi söylüyorum. Ben hocam sana, ya ben bu işlerden sıkıldım yani. Destek verdim. Doğru. Hani %100 yani. Var mı yok mudur? Ne isimler var ya? Konuştuğumuz isimler var. Bizde Alparslan da çıkıyor programa, biliyorsun. Onunla da konuştum. Onunla da paylaştıklarım var. Ama bunlar gerçekse eğer, hakikaten kiralanacaksa önemli isimler. Ama isim, ben ne dedim Ender'de geçen gün? İmzayı görmeden inanmam. Öbür tarafta eski binadaydık. Biliyorsun o isimleri biz de duyduk. Ama bir gerçek var ya. Bu işlerle uğraşıyordu. Galatasaray belki bu refleksi yapacak. Yok diyorum ya, işte ne yapacaksın? Fatih Hoca'yı eleştirmek için Pep Guardiola olacaksın. Öbür türlü eleştiremezsin. Niye? UEFA kupası var, şampiyonlukları var. Doğru. Ben de söyledim. Hep iyi şey söyleyeceksin. Kötü. Şimdi doğru yani, doğru bildiğini aldın, söylemeyeceksin. Şeyi aldın o, Oğulcan'ı filan. Erzincan'la. Öyle de abi. Onlarla kaybetsen ne olur? Ne olur abi? Ya, sen eskiden cesaretliydin hoca. Sen yaşlandıkça cesaretini kaybettin Fatih Hoca. Oynat ne olur ya. Onlarla kaybettim dersin. Çatır çatır koşarlar. Sağları solları oynamaz. Oynat abi. Bir de Ender, Feyyaz'a sözü vermem, bir şey söylüyorum. Ya ben de mesela eleştiriyorum ya, Fatih Hoca'yı eleştiriyorum. Kardeşim, Fatih Hoca'ya denk gelirse, ben Ümit Milli Takım'da Fatih Hoca kendi seçti. Ve de onu ben bir gece anlatırım burada. 8 defa gün içinde telefon açtı arkadaşlar. Ben 2 yıla yakın çalıştım. Kendimi ifade etmediğim için özür dilerim. 12 maçta bir mağlubiyet aldım. Hoca'dan hastalığı yarattık. Ya bir Fatih Hoca'ya o zaman denk gelirseniz, siz özellikle bütün Galatasaraylılar için söylemem, bazıları için bir sorarsınız. Futbol bilgisine, işte Ümit Milli Takım'ı çalıştırdı, sen seçtin. Yani bir şeyleri bilin. Bir bakın, ondan beraber sonra böyle konuşun. İki sene yakın beraber çalıştık. Hoca seçti aynı zamanda. Hoca getirtti. Anadolu'dan da tek Ümit Milli Takım çalıştıran teknik direktör bildiğim kadarıyla da benim. Onun için iki sene bir sorsunlar, nasıl bilgimiz var, futbolu biliyor muyuz, üç aşağı beş yukarı iki sene yakın beraber geçirdik hocayla. Bunlar evet, insanlar anlamıyorlar. Herkes eleştirilebilir, eleştirilmesi de lazım. Tabii. Eleştirmemiz lazım. Üstümüze düşen yanlış bir şey görüyorsak söylemeliyiz. Katılırlar katılmazlar, herkesin fikri kendinedir ama bunu mutlaka söylememiz lazım. Mutlaka bir faydası olacaktır. Eleştiriden korkmayalım, kaçınmayalım. Endercim. Gelişim nasıl olacak değil mi Feyyaz'ım? Gelişim nasıl olacak değil mi? Evet yani. Saygısızca yapılan bir şey yok ki. Bir eleştiri söylüyorsun. Kimsenin saygısı, özel hayatına girmiyorsun. Bu gayet de doğal. Hocam, bak mesela sosyal medyaya bakarsanız maçında, bu işler bitmez zaten. Fenerbahçe maçında Galatasaray'ın orta sahasında Taylan çok yıprandı. Ama Etebo'yu aldı hoca, geç de olsa. Ozan'ın pozisyonunda bugün, kim indirdi Etebo'yu? Ozan'ı kim indirdi? Etebo'yu indirdi. Ama bugün de çok önemli işler yaptı. Tamam, neler geldi, kademeye girdi. Bu böyle olacak yani. Dediği gibi Rea Hoca'nın. Bunlardan kreatif oyuncu olmalarını beklemek yanlış. Bunlar yardımcı aktör. İkisi de tamamlayıcı oyuncu, tamam, çok iyi oyuncu. Ama orada hocam, bir... Ya az sonra isteriz de yönetecek orada bir maestro'ya ihtiyacı var. Maestro'ya Levent abi. 15 gün sonra ne maçı var? Alanya Galatasaray. İşte tam test maçı. Hocam ne güzel. Buyurun. Hadi abi buyurun. Hadi. Galatasaray Alanya maçı var mesela, çok. Alanya Galatasaray. Ama mesela orada Rea Hoca'nın da söylediği bir şey var. Büyük takımlar bu kurulan takımlarla güçlü oyunları taraftarlarıyla oynuyorlar. Bunu taraftarla rakip üzerine baskı kurmak çok daha farklı. Tarafsız oynamak, işte bu dediği gibi Alanya gibi takımları çok rahat ettiriyor. Çünkü baskı yemiyorlar ya. Fenerbahçe'nin de mesela Karagümrük'teki sorunu bu. Güzel baskı abi. O zaman Levent abi diyorum ya, oyuncu üzerinden değil, oyun üzerinden problemi doğru çözeceksin. Doğru mu abi? Doğru. Oyunun detayları var. Plan ve planlar, kurgu ve kurgular. Bunlar üzerinden çözmüyor Galatasaray takımı. Bunu çözdüğü zaman 96 ile 2000 yılı zaten pik yapmıştı Fatih Hoca. Doğru mu? Takımı işte Avrupa'da da UEFA Kupası'nı kazanmıştı. Seyircisi de vardı ama seyircisiz bile o oyun, bak şimdi o oyunu düşün. Seyircisiz bile problem çözer miydi? Başarılı olur muydu? Olurdu. Oyun çok değerli burada. Feyyaz biz hocam kişiler üzerinden çok okuyoruz bu oyunu. Hep kişi, o sakat, bu transfer edilmedi, bu gelmedi. Seyircisiz ortamın, takımların performansları ya da performans istikrarları üzerinde etkili olabileceği uyarısını. Seyircisiz maçların şampiyonu belli olmaz Ender'cim. Çok açık ve net söylüyorum kardeşim. Garip bir sezon yani yaşıyoruz. Derler ya, derbilerin favorisi yok. Hocam Avrupa'da seyircisiz maçlarda da hep kuvvetli galip geliyor ya.
Abi orada belirli bir sistem oturmuş zaten. Burada, ne güzel burada İyice galip geliyor. Adam sistemini oturtmuş. Biz seyirci tutuyoruz. Seyirci yani de olsa ki, olmasa, yağmur yağsa, yağmasa, kar yağsa hiçbir problem yok hocam. Adam evet. aynı şekilde oyun, aynı oyunu devam ediyor. Aynen. Yani onun sokakta da aynı şeyi tamam, oynuyor. Seyirci de seyirci nereye kadar? Bizim takımlarımızın hocam ihtiyacı var. Hakime baskı yapacak. Fatih Terim'in basın toplantısı, hemen gidelim.